Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah. Rabbimizin yardımıyla baştan itibaren İmam Buhari'nin sahihinden 3702 hadis okuduk ve şimdi 3703. hadisteyiz. Ve ana başlık Peygamber aleyhisselamın arkadaşlarının ashabının üstünlükleri, faziletleri. Ebu Hazim'in babasından rivayet ettiğine göre bir adam Sehil bin Sa'd'ın yanına gelerek dedi ki, bu Medine emrini kastediyor. Filan minberin yakınında Ali'yi çağırıyor. Yani alışılmadık bir şekilde. Sehil ne diyor diye sordu. Adam ona Ebu Turab diyor dedi. Sehil bundan dolayı güldü ve dedi ki, Allah'a yemin ederim bu adı, bu künyeyi, Ebu Turab adını, künyesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası vermedi ona. Onun da yani Ali Efendimizin de ondan daha çok sevdiği bir adı yoktu. Bunun üzerine ben de Sehil'den, Sehil bin Sa'd'dan bana bu ad veriliş olayını anlatmasını istedim. Dedim ki, ey Abbas'ın babası, bu nasıl oldu? Dedi ki, Ali Fatıma'nın yanına girip çıktı. Sonra da mescide girip yattı. Demek ki aralarında ufak bir problem oldu. Doğru gitti, Fatıma'nın yanında yatacağı yerde gitti mescide. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi. Amcanın oğlu nerede diye sordu Fatıma'ya, yani kızına. Mescittedir dedi. Onun yanına çıkıp gidince üzerindeki ridasının sırtından düşmüş olduğunu ve sırtına da toprağın yapışmış olduğunu gördü. Mescit toprak. Sırtından toprakları silerken ona iki defa otur ey Ebu Turab, otur ey Ebu Turab, toprağın babası diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte o günden sonra da Ali Efendimizin en çok sevdiği künyesi Peygamberimizin söylediği bu söz, bu künye olmuştu. 3704 numaralı hadis Sahih-i Buhari, ana başlık Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkadaşlarının üstünlükleri. Bir adam Ömer'in oğlu Abdullah'ın yanına gelerek ona Osman hakkında sordu. O da yaptığı güzel işlerden söz etti. Muhtemelen bu senin hoşuna gitmez dedi. O da evet deyince Ömer'in oğlu Abdullah dedi ki, Allah senin burnunu yere sürtsün. Daha sonra adam ona Ali hakkında sordu. Onun da yaptığı güzel şeyleri söz konusu etti ve işte o da böyle birisiydi dedi. Onun evi Peygamber aleyhisselamın evlerinin en ortasındaydı. Daha sonra adama, herhalde bu da senin hoşuna gitmez deyince adam yine evet dedi. Abdullah İbni Ömer dedi ki, Allah senin burnunu yere sürsün. Bana karşı elinden ne geliyorsa yapabilirsin. Müslümanlar Mekke'yi yaşadılar. Medine'yi yaşadılar. Mekke'de ilk günden itibaren Müslüman olan Ali Efendimiz, Osman Efendimiz, akla hayale gelmedik o güzel davranışlarda bulundular. Sonra işte dünya genişledi. Müslümanlar dünyaya hakim oldular. Hilafet ve dünyaya egemen olan Müslümanların içine karışan diğer unsurlar, yeni Müslümanlar filan işler karıştı. Ve sonunda işte Osman Efendimiz şehadet ve Ali Efendimiz de şehadet şerbetini içtiler. Bu arada Müslümanlar arasından birileri çıktı. O Müslümanlara ta Ali Efendimizin şehadetinden itibaren hesap edeceksek 30-53 yıllık Müslümanca bir hayatı yaşayan ve İslam'ın o güne, Müslümanlığın o güne taşınmasına ve kıyamete kadar da taşınmasına evet Allah'ın yardımıyla Müslümanca bir hayatlarıyla sebep olan o Müslümanlara, o Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarına, sahabilerine
olur olmaz sözler söylemeye başladılar. Ve gerçi bugün de hala aynı suçlamalar ya da aynı hücumlar devam ediyor ya, neyse. Ama Müslümanlardan, Peygamber Aleyhisselam'ın en yakınlarından samimi Müslümanlar ve sahabiler, her ne kadar Müslümanlar arasında kavgalar, savaşlar olmuş olsa da o Müslümanlar hakkında en güzel söz söylemekten başka bir şey söylemediler. İşte Abdullah bin Ömer de onlardan birisi. 3705 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarının, ashabın üstünlükleri. İbn-i Ebi Leyla dedi ki, Ali, Allah kendisinden razı olsun, bize anlattığına göre, Fatıma değirmen taşı ile un öğütmenin ya da buğday öğütmenin elinde bıraktığı izlerden şikayette bulundu. Nebi Aleyhisselam'a bir savaştan alınan esirler getirildi. Gitti fakat onu bulamadı. Kim? Fatıma. Ayşe'yi buldu, durumu ona haber verdi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam yanımıza geldi. Kimin yanına? Ali ile Fatıma'nın kızıyla efendisinin, damadının yanına. Bu sırada yatmış bulunuyorduk. Kalkmak istedim. Olduğunuz yerde durunuz diye buyurdu. İkimizin arasına oturdu. Sübhanallah. O kadar ki ayaklarının serinliği göğsümün üzerine hissettim. Ayaklarının serinliğini göğsümün üzerinde hissettim. Diyor Ali Efendimiz. Şöyle buyurdu. Size benden istediğinizden daha hayırlı olanı öğreteyim mi? Siz benden bir köle istediniz, bir esir istediniz ki buğdayınızı övsün, işlerinizi görsün filan. Ama ben daha hayırlı bir şey söyleyeceğim. Hizmetçi bulamayan, köle bulamayan ve fazla paraya sahip olamayan Müslümanlara bir tavsiyesi Peygamberimizin. Ya da hedefiniz köleler edinmek, savaşın esirleri ayrı onlar. Hedefiniz dünya lüksü yaşamak olacağına diyor Efendimiz. Diyor ki, yatacağınız vakit 34 defa tekbir getirirsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yatmadan önce. 33 defa Sübhanallah dersiniz, tesbih getirirsiniz. 33 defa da hamd edersiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah dersiniz. Bu sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Nasıl anlayacağız? Kızı Fatıma bir hizmetçi istiyor. Ellerim kabardı diyor. Buğday her gün değirmende buğday öğütüyor, un elde ediyor. Efendimiz diyor ki, bırak hizmetçi istemeyi. Yatmadan önce 33 defa, 34 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah, en büyük Allah de. 34 defa. 33 defa Sübhanallah de, Allah'a tenzih et. Allah'a yücelt. 33 defa da Elhamdülillah, hamd Allah'a de. Borcumuz Allah'a de. Üstünlükler, yücelikler Allah'a de. O zaman kazanırsın diyor. Bu daha hayırlı. 3706 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ashabın faziletleri ana başlık. Sa'd dedi ki, ben İbrahim bin Sa'd'ı babasından şöyle dedi naklederken dinledim. Nebi Aleyhisselam Ali'ye dedi ki, Harun'un Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam yanındaki konumu neyse sen de bana göre aynı konumda olmaya razı değil misin? Kendisini bir seferde Medine'ye yerine bırakmıştı. Savaşa gidememenin üzüntüsüyle Ali Efendimiz tekrar Muhammed Aleyhisselam'a deyince o da dedi ki, nasıl ki Musa Aleyhisselam Tur'a giderken yerine Harun Aleyhisselam'ı bırakmışsa ben de işte Medine'de yerime seni bırakıyorum. Razı değil misin? Dedi Muhammed Aleyhisselam. Yalnız Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber olmadı. Ali de peygamber değildi fakat konum itibariyle Efendimiz böyle benzetiyor. 3707 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ashabın üstünlükleri ana başlık. Ali Kerremallahu veçheh dedi ki, daha önce nasıl hükmediyorsanız öyle hükmediniz. Çünkü ben ayrılıktan hoşlanmam. Ta ki insanların bir cemaati oluncaya ya da ben de arkadaşlarım öldüğü gibi ölünceye kadar.
bunu ne zaman söyledi bilemiyorum ama 3707 numaralı hadiste böyle bir söz var. 3708 numaralı hadis Sahih-i Buhari, Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarının faziletleri ana başlık ve ravi Ebu Hüreyre. İnsanlar Ebu Hüreyre çok hadis naklediyor diyorlardı. Ben ise karın tokluğuna Peygamber Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıyordum. Öyle ki mayalı ekmek yemez, yumuşak güzel elbiseler giyinmezdim. Ne filan adam ne filan kadın da bana hizmet etmezdi, hizmetçim de yoktu. Açlıktan dolayı karnımı yerdeki çakıl taşlarına yapıştırıyordum. Ve beni alır bana yemek yedirmeye götürür ümidiyle bildiğim bir ayeti bir adama okumasını veya öğretmesini isterdim. Biliyorum ama ya bu adam herhalde aç diye beni anlasın da evine götürsün diye. İnsanlar arasında da yoksullara karşı en hayırlı olan kişi Cafer bin Ebi Talip idi. Ali'nin kardeşi Cafer, Ebu Talip'in oğlu. Önce Habeşistan'a hicret eden, Habeşistan'dan gelen Medine'ye, sonra Mute Savaşı'nda şehit olan Cafer bin Ebi Talip. O çok cömert birisiydi. Ve yoksullara da en hayırlı olan oydu diyor Ebu Hüreyre. O bizi alır götürür. Evinde ne varsa bize yedirirdi. Hatta o bize içinde hiçbir şey kalmamış olan yağ tulumunu önümüze koyar, biz de bu kabı ortadan yarar, onun içindekileri yalardık, diyor Ebu Hüreyre. Cafer bin Ebi Talib'in, Allah kendisinden razı olsun, cömertliğini gündeme getiriyor. Eşhabi'den İbni Ömer, Cafer'in oğluna selam verdi mi? Ey Zülcenahayn, iki kanatlının oğlu, Esselamu Aleyk derdi. İki kanatlının oğlu. İki hicretinden dolayı mı? Yoksa Mute'de şehit olduktan sonra kesilen iki kollarının yerine iki kanatla cennette uçtuğunu Peygamberimizin söylemesinden dolayı mı? Bilmiyorum. Ama İbni Ömer Cafer'in oğluna böyle selam verirdi. 3710 numaralı hadis Sahih-i Buhari. Ana başlık, Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarının üstünlükleri. Enes rivayet ediyor. Ömer bin el-Hattab, kıtlık oldu mu, el-Abbas bin Abdülmuttalip ile yağmur duasına çıkar ve şöyle derdi. Allah'ım, bizler sağlığında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i vesile ederek sana dua ediyor, sen de bize yağmur yağdırıyordun. Şimdi de Peygamberimizin amcası vesilesiyle sana dua ediyoruz. Bize yağmur yağdır. Enes dedi ki ve onlara yağmur yağdırılırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde Müslümanlar diyorlardı ki ya Resulallah, ya Rabbi bu Nebi'yi vesile ediyoruz. Onun hürmetine bize yağmur yağdır. Şimdi de o gitti. Abbas'la birlikte duaya çıkıyorlar Müslümanlar. 3711 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarının ashabının üstünlükte. Ayşe dedi ki, Ayşe annemiz, Fatıma Aleyhisselam Ebu Bekir'e haber göndererek Allah'ın Resulüne fey olarak verdiklerinden olan ve Peygamberden kendisine miras olarak kalan Medine ile Fedek'te bulunan Peygamber'in sadaka olan malını ve Hayber'in beşte birinden kalanı istedi. Evet, Fatıma Ebu Bekir'den babasından kalan mirasları istedi. Ebu Bekir dedi ki 3712 numaralı hadis devam ediyor. Resulullah şöyle buyurdu. Bize mirasçı olunmaz. Yani biz peygamberlere mirasçı olunmaz. Biz geriye ne bırakırsak o bir sadakadır. Muhammed'in ailesi bu maldan, yani Allah'ın malını kastediyor, yiyebilirler. Fakat yediklerinden daha fazlasını almaya hakları yoktur. Bana gelince, Allah'a yemin ederim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadakalarından hiçbir şeyi değiştirmeksizin, peygamber döneminde nasıl idiyse öyle bırakacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarda nasıl bir uygulama yaptıysa,
Aynen ben de öyle uykulayacağım. Ali radıyallahu anh teşehhüt ettikten sonra dedi ki, ey Ebu Bekir, biz senin faziletini biliyoruz. Dedi. Sonra Resulullah'a olan akrabalıklarını ve haklarını anlattı Ali Efendimiz'e. Bunun üzerine Ebu Bekir konuşarak, nefsim elinde olana yemin ederim ki, Resulullah'ın akrabalarını gözetmeyi kendi akrabalarımı gözetmekten daha çok severim. 3713 numaralı hadis İbn Ömer'den bu sefer. Ebu Bekir dedi ki, Muhammed'in hatırını Ehl-i Beyt'i hususunda gözetiniz. 3714 Misver bin Mahreme'den Resulullah şöyle buyurdu, Fatıma benim bir parçamdır, onu kızdıran beni kızdırmış olur. 3715 Ayşe, Nebi Aleyhisselam vefatı ile sonuçlanan rahatsızlığında kızı Fatıma'yı çağırdı. Ona gizlice bir şeyler söyledi. Bunun üzerine ağladı. Daha sonra yine onu çağırdı ve ona gizlice bir şeyler söyledi. Bu sefer güldü. Ayşe dedi ki ben de ona bunun sebebini sordum. Ve 3716 numaralı hadis. Bunun üzerine bana dedi ki Nebi Aleyhisselam bana gizlice bir şeyler söylediğinde vefatı ile sonuçlanan rahatsızlığında ruhunun alınacağını bana bildirdi. Bunun üzerine ben de ağladım. Sonra bana Ehl-i Beyt'i arasında, aile fertleri arasında onun arkasından ilk gelecek olanın ben olacağımı, yani Fatıma olacağını gizlice haber verdi. Bunun üzerine de güldüm diyor Fatıma. Ve bu ara başlık Fatıma ile ilgili hadislerden önce İmam Buhari şu hadisi de almış Peygamberimizden. Fatıma cennetli kadınların efendisidir. Fatımetu seyyidetü nisai ehlil cenne. Bunu da söylüyor, rivayet ediyor İmam Buhari. Peygamber aleyhisselamın arkadaşlarının üstünlükleriyle ilgili hadisleri okumaya devam ediyoruz. Zübeyir bin el-Avvam'la ilgili 3717 numaralı hadis. Mervan bin Hakem dedi ki, Osman bin Affan'ın Ru'af yılı diye bilinen yılda, yani burun kanaması yılı diye bilinen yılda aşırı derecede burnu kanadı. O kadar ki hacca gitmesini engelledi ve vasiyetini yaptı. Kureyş'ten bir adam onun yanına girerek yerine halife göster dedi. Osman bu sözü söylediler mi diye sordum. O evet dedi. Peki kimi diye sorunca sustu. Yana bir başka adam, zannederim El-Haris girdi. O da yerine halife göster dedi. Osman, kim olsun dediler mi? Diye sordu. Evet dedi. Peki o dedikleri kimdir diye sordu. Fakat El-Haris sustu. Osman, onların söyledikleri Ez-Zübeyir olmalıdır dedi. O da evet dedi. Osman dedi ki, nefsim elinde olana yemin ederim ki bildiğim kadarıyla o onların en hayırlarıdır. Ve şüphesiz o aralarında Resulullah'ın en çok sevdiği kişi idi. Zübeyir bin Avvam. Onunla ilgili değerlendirmeyi Osman Efendimiz böyle yapıyor. Yine Mervan bin Hakem dedi ki 3718 numaralı hadis. Osman'ın yanındaydım, ona bir adam gelerek yerine halife göster dedi. O da söylendi mi diye sordu. Evet. Zübeyir olsun, Zübeyir bin Avvam olsun diyorlar dedi. Osman Allah'a yemin ederim, siz de biliyorsunuz ki o sizin en hayırlarınızdır dedi. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. 3719 numaralı hadis Cabir'den Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Şüphesiz her bir peygamberin, nebinin bir havarisi, bir yardımcısı vardır. Ve gerçekten benim havarim, yardımcım Ez-Zübeyir bin el-Avvam'dır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zübeyir bin el-Avvam'a benim havarimdir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve 3720 numaralı hadis Zübeyir oğlu Abdullah'tan, Abdullah bin Zübeyir'den Peygamber aleyhisselamın arkadaşlarının üstünlükleri ana başlık ve Sahih Buhari'den okuyoruz. Ahsap yani Hendek savaşı günü ben ve Ömer bin Ebi Seleme kadınlar arasında kalmakla görevlendirilmiştik. Etrafıma bakınca ne göreyim?
Babam Ezzübeyir atı üzerinde iki ya da üç defa Kureyza oğullarına gidip geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza oğullarına kim gider de onların durumunu bana bildirir demişti de işte Zübeyir bin Avam bundan dolayı gidip geliyordu. Oğluna diyor ki yavrucuğum gerçekten sen beni gördün mü diye sordu. Ben evet deyince o da dedi ki Peygamber aleyhisselatü vesselam Kureyza oğulları yurduna kim gider gelir bana onların durumunu haber verir demişti de ben de bundan dolayı gidip geliyorum dedi oğluna. Ve Abdullah anlatıyor. Geri döndüğünde Resulullah hem anasını hem de babasını bir arada zikrederek dedi ki babam anam sana feda olsun. Zübeyir'e diyor bunu. Zübeyir'e diyor ki babam anam sana feda olsun. Peygamberimiz diyor bunu. 3721 numaralı hadis Urve'den yine Zübeyir'in oğlu Urve önceki Abdullah'tandı şimdi diğer oğlundan. Nebi Aleyhisselam'ın arkadaşları Yermük Savaşı günü Zübeyir'e dediler ki bizim de seninle hamle yapmamız için sen hamle yapmaz mısın? O da onlara bir hamle yapınca omuzuna iki darbe indirdiler. Bu iki darbe arasında da Bedir günü yemiş olduğu bir başka darbe vardı. Urve dedi ki ben küçükken parmaklarımı bu darbelerin bulunduğu yere sokar ve oynardım. Demek ki yara genişmiş, kapandı ama işte hem Bedir'de ve hem de Yermük'te yaralanıyor ve biliyorsunuz Cemel'de de şehit oluyor. Ve Talha bin Ubeydullah'la ilgili bir hadis. 3722 ve 3723 numaralı hadis. Ebu Osman dedi ki Resulullah'ın savaştığı o günlerden birisinde Nebi Aleyhisselam ile birlikte Talha ile Sa'd'dan başkası sebat göstermemişti. Ebu Osman bunu ikisinden naklettiği hadislere dayanarak söylemiştir. Kays bin Ebu Hazım diyor 3724 numaralı hadis. Talha'nın kendisiyle peygamberi koruduğu elinin felç olmuş olduğunu gözlerimle gördüm. Ve bir de Sa'd'la ilgili okuyayım. Yine devam edecek hadisler. 3725 Sa'd bin el-Müseyyeb diyor ki ben Sa'd'ı şöyle derken dinledim. Sa'd bin Ebi Vakkas Uhud günü peygamber benim için babasını ve annesini bir arada zikretti ve dedi ki babam anam sana feda olsun. O hep ok atıyordu Sa'd bin Ebi Vakkas ve devam edeceğiz Allah'ın izniyle okumaya. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.